Sevgili izleyicilerim, bakın akşamki ekmeklerimiz. Bakın mis gibi. Bakın bu böyle. Bakın sıcak daha henüz. Sıcaklığı geçtiğinde emin olun bu pufidik pufidik olacak. Bakın. Bakın gördünüz mü? Hiç hamur değil. Eğer bu biraz daha bak. Bakın. Ama biraz şöyle daha soğuduğunda üstüne. Daha güzel olacak. Heh. Bakın. Bak. Çöküyor ve geri kalkıyor. Şöyle. Öf. Bak hiç şey yok. Bu sıcak olduğundan. Daha biraz su olsun daha bir güzel olacak. Öyle mi? Evet. Annemin dediğini yapıyorum. Bir bardak süt. 2,5 ölçek kaşıkla onu koyuyorum, karıştırıyorum. Annem size sütlü ekmek yapacak. Bu kadarı benim pişirmemi istedi. 2,5 kaşık unla 1 bardak sütü pişireceğim. Bu 6 saat buzdolabında kalacak. Kullanmadan 1 saat önce buzdolabından çıkartıp dinlendirip, yani ılımasını bekleyip sonra da yapacağı hamur karışımına katacak annem. O yüzden bunu bu şekilde karıştıra pişireceğim. Bunu neden yapıyoruz? Bu ekmeği pürüzsüzleştirip, yumuşaklaştırıp doğal güzel bir görünüm sağlayacakmış. Annem öyle söylüyor. Anamın yalancısıyım. Bakalım. Evet, pişmeye başladı bile. Bakın topaklanıyor. Bu şekilde. Çok yapmanıza gerek yokmuş. Şu an annem çok önemli işler peşinde. İnternetten televizyon izliyor. Evet, oldu. Şimdi saklama kabına koyup oradan da dolaba atacağız. Görüyorsunuz bu şekilde yaptım. Saklama kabına koyup buzdolabına kaldırıyorum. Görüşmek üzere. Bundan sonrası anneme ait. Bugün size çok değişik ama çok güzel, nefis evinizde yapabileceğiniz bir şey yapmak istiyorum. Ekmek yapmak istiyorum. Neydi şimdi ekmek? Sütle ekmek yapmak istiyorum. Bu daha önce sadece sütüne 3 kaşık unu karıştıra pişirip 6 saat 5 saat dolapta dinlendirdik. Sonra da çıkardık. 1 saatte dışarıda tuttuk. Ondan sonra da şimdi bunu da ekmeğimizin içine katacağız Allah izin verirse. Şimdi şeyden başlayalım. Anne bu ne işe yarıyor? Niçin koyuyorsun bunu? Ekmeğimizi daha yumuşacık ve güzel edeceği için. Ha. Şimdi biraz un koyuyoruz buraya. Şöyle. Neyle koyduğunu ben söyledim. Ona göre olsun. Ondan sonra 2 tane beze yapacağım. 1 kaşık, 1,5 kaşık tatlı kaşığına şeker koyuyoruz. 1 kaşık, 2 kaşık da un tuz koyuyoruz. Ve bunu böyle açıyoruz. Ortasına yarım paket yaş maya koyuyoruz. Çok değil, yarım paket. Bu bence yeterli. Çünkü çok güzel kabaracağından eminim. Şimdi bunun içine bana alır mısın? Bir. Sana olmazsa şaşarım. Sana yok Hüseyin. Süt bitti. Yapıp haydos. Kaçırır mı?
2 bardak süt. Bir de yarım koyacağız. 2,5 bardak. Sütümüz var. Bir bardak da torunuma. Torunum içmezse ayıp olur. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Şimdi bunu da şöyle bakın. Yani bildiğin sütünen pişmiş. Ama bekletilmiş. Bakın normal hamur. Ama sadece pişmiş olması. Bakın sevgili izleyicilerim, ben bu sefer yüzüğümü çıkarttım. Vay bana niye çıkartmadın? Şöyle böyle demeyin lütfen. Nasıl bir hamur elde etmeyi düşünüyorsun anne? Şöyle kıvamlı, pürüzsüz. Ha. Ve gerçekten birazcık sert. Hani tabii böyle tam yumuşacık değil. Hani kulak memesi falan olarak düşünmesin kimse. Gerçekten güzel bir ekmeğimiz olacak inşallah. Ne ekmeği yapıyorsun? Sütlü ekmek. Çünkü koronavirüsten dışarıya gidemiyoruz ya. İşte onun için evimizde kendi ekmeğimizi ne yapacağız? Kendimiz üreteceğiz. Başka çaresi yok bu işin. Bol vitamin. Somonu yarın ya da bir güne yapacak babaanne. Buna aldığı kadar un koyacağız. Böyle güzel azar azar ilave ede. Hani öyle çok taş gibi olmayacağı gibi çok cıvık da olmayacak. Ben yapamıyorum. Tek elle. Tereyağımızı alıyoruz. İşte bu kadar tereyağı koyuyoruz. Yeter. Yeter o kadar. Bir şeylerin içine koyuyorsun. Hep kapları değişik. Ne yapayım kızım? Bir şekilde değerlendiriyorum. Tabii canım. Yağ ile birlikte karıştırıyorsun değil mi? Bak yağı evet, göster istersen. Evet, yağıyla iyicene yoğuruyorum. Bakın çok güzel hamurumuz oldu. Şimdi onu mayalanmaya bırakacaksın değil mi anne? Evet. Şimdi bu güzelce mayalanacak. Bakın sevgili izleyicilerim, çok güzel kıvamlı. Aslında azıcık daha kıvam olsa azıcık un koyup birazcık daha kıvamlandırabiliriz ama neyse. Şöyle. Antalya Kumluca'dan Nurşen teyzem aradı. Ona selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah herkese onlar gibi dostlar nasip eylesin diyorum. Nurşen teyzeme de selam söylüyorum. Çok duygulandım aradığımda. Streçle kapatıp mayalanmasını bekleyecek. Mayalanması için şey yapabilirsin. Tencereye ılık suyu koyup. Hayır, o kadar uğraşmama gerek yok. Hava şey. Sıcak. Sıcak. Benim de acelem yok. Bu şimdi böyle bir saat bekleyecek sevgili izleyicilerim. Şöyle şuraya koyacağız. Üstüne de bir bez örteceğiz. Ve mayalanmaya bırakacağız. Sofra bezlerimiz oradan. İşte tamam. Herkese kolay gelsin. Birazdan görüşürüz. Dokun. Elini bir... Anneciğim hamur nasıl mayalanmış? Kaç saatte evet. Mayalandı? 3 saatte mi? Hayır, 1 saat. Aç başını şuna var.
Bak, evet, oldu. Mayalanmış. Evet, çok güzel mayalanmış. Şimdi orada yavaş oldum. Orada çok güzel mayalanmış. Öyle yani ağız uz değil. Bak camın dışından bile belli. Nasıl hı-hı güzel mayalandı. Bak pofidik pofidik olmuş. Gerçekten güzel mayalanmış. Hı hı. Bunu ne yapıyoruz? Üçe bölüyoruz. Şimdi şöyle bölüyoruz. Tamam. Şimdi bunları güzelce ne bezi yapıyoruz şöyle. Sanki çok mu büyük olacak? Yok bence olur. Şey de büyük ya. Dur oğlum hemen koymayacağım ki. Eşit olsun. Tamam anneciğim. Eşitlemek çok sen önemli. Sen her şeyin iyisini bilirsin. Eşitlemek çok önemli. Şimdi böyle yapıyoruz. Şöyle. Bu ne menü olacak? Yani nasıl bir şekil olacak? Yani normal bizim fırından aldığımız ekmeklerin sütlüsü. Başka bir şey değil. Yani daha şey, daha şey değil. Hani yemesin. Bu şekilde açıyorsun demek ki. Evet, bu şekilde açıyoruz. Büyütüyoruz bayağı bir. Gitgide büyüdü. Mübarek büyümüyor ki, geri çekiliyor tam bir. Evet, sünger bob gibi. Evet. Böyle. Var odayı mı odayı mı? Annem sinirlendi. Bunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Sen sinirlenme baba ne? Ben öldürürüm halamı de. Şimdi ikinci ısrar burada. Dur birazcık daha. Şöyle edelim. Biraz bez şeyimize göre, tepsimize göre ayarlayalım lütfen. Tepsi mi? Evet. Bakın bu böyle bir şey. Streçi verelim mi? Şimdi böyle dursun bu. Şunu şey. Hak etmişler. Neyi hak etmişler? Bundan lahmacun yapabilir miyiz? Yaparız. Bugün lahmacun yapalım. Yapak. Yiyiz. Tamam. Sence nerede yap? Bu tarafını büktü. Bileğim ağrıyor. Niye bana bu şekilde davranıyorsun ki anne? Bilmem. Neyse. Bak çok güzel oldu. Ötekini de şuraya koyduk mu? Tamam.
Şimdi kapağı var nasıl olsa. Bakın bunu böyle koyuyorum. Sabaha görüşürüz. Bunu sabahleyin fırına süreceğim. Görün mü güzel oğlum? Bak gel. Gel göstereyim gel. Gel bak sana. Çok kabaracak ama bundan yükseğe çıkamayacak. İnşallah sabahleye çıkar. İnşallah. Ellerine sağlık annem. Sabah görüşmek üzere. Evet. Dur masamızın üstünde sileyim öyle kızım. Bunu bir yere sabitleyelim. Sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın mı diyor. Sabahleyin görüşürüz. İyi geceler. Annem biraz topladı bunu çünkü taşacaktı neredeyse. Bakın bu kadar bereketli bir hamur yaptı annem. Ellerine sağlık. Anneciğimin. Şimdi pişirme vakti. Şimdi ne yapacaksın anne? Biraz inmiş kız. Böyleydi. Böyle hafifçe bir tereyağı süreceğim. Evet. Siz sıvı yağda sürebilirsiniz. Bak yine evde ekmek yapmanın kolay yeri. Şimdi açacağız biraz sonra bunu güzelce ne bir yağ yüzüne sürmemiz yumuşak olsun diye. Çok güzel kokuyorlar. Tamam, bitti bu kadar. Evet, bak. Pişmiş. Her yeri pişmiş. Bunu da kaldır. Evet, mis gibi olmuştur. Yiyenlere afiyet olsun. Herkes evinde böyle güzel güzel ekmekler yapıp yemeği nasip etsin. Amin. Ama sıcakken kesersek kızım olmaz. Ha, bekleyelim. Sadece tamam. Ben bunu göstermek için, hani bu iki ekmekli ya, arasını açtım. Ha, ekmeklerin arasını açtım. O ekmek iki taneydi. Şimdi biraz beklemezse zaten normal kırımdaki ekmekler de yani hamur gibi olur. Sıcak kesilen her ekmek hamur olur. Tamam anneciğim, bekleyelim biraz. Bak annem açtı buradan. Yiyenlere afiyet olsun. Bak sen de böyle dilimleyelim. Sevgili izleyicilerim, sıcak ekmek kesilmez ama maalesef tamam kesmeyelim. Kesmek zorundayım. Çünkü bakın, neden yemek yiyecekler? Bak dumanı çıkıyor. Afiyet olsun yeğen. Hadi. Yeğenlere afiyet olsun gel oğlum.